Merhaba arkadaşlar. Hatırlarsanız eğer fizikte iki farklı tür kinetik enerji vardı. Öteleme kinetik enerjisi ve dönme kinetik enerjisi. Ama bu iki kinetik enerji türü arasında herhangi bir oran yoktu. Başka bir deyişle öteleme kinetik enerjisinin miktarıyla dönme kinetik enerjisi arasında her zaman bir bağ olmadığını görmüştük. Ama bu enerji türleriyle ilgili birçok problem türü var. Sıkça sorulan bir problem türünde bu iki tür kinetik enerji arasında bir ilişki olduğunu görüyoruz. Bu videoda da ikisi arasında bağ kuran problem türünü inceleyeceğiz. Bu tür problemlerdeki durumu şöyle göstereyim. Diyelim ki bu beyzbol topunu fırlatmak yerine bir beton üzerinde yuvarlayalım. Yani topu elimize alıp şu şekilde betonun üzerinde yuvarladığımızı düşünelim. Bu top ne yapmış olacak? İleriye doğru hareket eden yuvarlanma hareketi yapacak, değil mi? Topun yaptığı bu harekete kaymadan yuvarlanma adını veriyoruz. En azından bu harekete benzer bir şekilde hareket edecek. Yani eğer topu çok hızlı bir şekilde atarsak ve kaygan bir zeminde yuvarlamaya çalışırsak bir süreliğine dümdüz ilerler. Ama o zaman bile hemen durur çünkü dönmeye başlar. Ve bu dönme hareketi ileriye doğru yaptığı hareketle aynı hızda olur. Yani mesela bu yüzey deri de olsa beton da olsa yüzeyle top arasındaki sürtünme yeterince fazla olacağı için top ileriye doğru giderken yuvarlanarak gider. Yuvarlanma hareketi de sürekli devam ettiği için top yüzey üzerinde kaymaz. Başka bir deyişle bu top ileriye doğru gidecek ama giderken yüzey üzerinde kaymayacak. Topun alt yüzeyinde herhangi bir kayma hareketi olmadan ilerleyecek. Bundan şöyle bir anlam çıkarabiliyoruz. Bunu hayal etmesi biraz zor olabilir ama beyzbol topunun yüzey üzerinde yuvarlandığı herhangi bir anda yani tüm bu hareket süresince topun yüzeyle temas ettiği şu noktada topun hızı sıfır olur. Aşağıdaki bu yüzey yere göre hareket etmez. Çünkü diğer türlü bu top kayma hareketi yapar. Ama tam olarak bu nokta yani topun yüzeyle temas halinde olduğu bu nokta yere göre kayma hareketi yapmaz. Dolayısıyla topun bu noktadaki hızı sıfır olur. Şimdi bu biraz garip bir sonuç oldu. Sıfır hızla nereden çıktı? Bu aynı zamanda şu anlama geliyor. Arabayla otobanda yüksek hızla gittiğiniz zaman ne kadar hızlı giderseniz gidin tekerleğin en alt kısmının hızı sıfır olur. Tekerleğin bu kısmı yere göre hareket etmez. Sadece tekerleğin geri kalanı bu noktaya göre dönme hareketi yapar. Yani yerle temas halinde olan bu nokta olduğu yerde çok çok küçük bir zaman kalır. Bu sayede tekerlek kendini bu nokta etrafında itebilir. Ardından hareket etmeyen bu nokta yerine başka bir nokta gelir. Aynı şekilde bu noktada kendi etrafında döner ve sonra yerine başka bir nokta gelir. Ama diğer noktalar hareket halinde. Tekerleğin en üstündeki bu nokta yere göre çok hızlı hareket eder. Ama yere temas eden noktada tabii arabanız kaymıyorsa Normal şartlar altında tekerleğin bu noktası yer üzerinde kayma yapmaz. Dolayısıyla yere göre hızı sıfır olur. Yani kısa bir süreliğine oraya yapışıp kalır diye düşünebiliriz. Kaymadan yuvarlanma derken işte bunu kastediyoruz. Peki bu bizim için neden önemli? Neden önemli olduğunu şöyle göstereyim. Bu tür bir hareket bize iki kinetik enerjinin birbiriyle orantılı olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda bize bu iki hızın yani kütle merkezi hızıyla açısal hızın orantılı olduğunu söylüyor. Burada size tam olarak bunu göstermek istiyorum. Peki bu ilişkiyi nasıl kanıtlarız? Kütle merkezi hızıyla açısal hızın orantılı olduğunu kanıtlamaya nereden başlamalıyız? Şöyle yapabiliriz. Diyelim ki bu topun dış kısmının birazını boyamış olalım. Şimdi bu topu yuvarlayacağız, değil mi? Kaymadan yuvarlamamız gerekiyor. Mesela sadece topun şu kadarlı kısmını boyadığımızı düşünelim. Şimdi de topu hafifçe ileriye doğru yuvarlayalım. Yüzeyde nasıl bir şey görmeyi bekleriz? Yuvarlandığı mesafe kadar yerde iz bırakmasını bekleriz değil mi? Yani buradan başlayıp buraya kadar yuvarlanırsa ileriye doğru tam olarak bu yay uzunluğu kadar ilerlemiş olacak. Çünkü eğer bu top kaymadan yuvarlanıyorsa o zaman top ileriye doğru yuvarlandıkça bu kadarlık bir yay uzunluğu kadar ilerlemiş olacak. Başka bir deyişle eğer bu mor şekli açarsak veya yerde bıraktığı ize bakarsak tam olarak ileriye doğru bu yayın uzunluğu kadar iz bırakmış olur. Peki bunu neden önemsiyoruz? Bu yay uzunluğu kadar ilerlemesi bizim için neden önemli? Çünkü bu aynı zamanda topun kütle merkezinin bu yay uzunluğu kadar ilerlediği anlamına geliyor yani topun kütle merkezi de bu kadar ileriye gitmiş olur. Bu uzunluk kütle merkezinin aldığı yola eşit. Ve bu uzunluğun yayın uzunluğuna eşit olduğunu biliyoruz. Peki, yayın uzunluğu ne kadar? Hatırlayın, bunun için bir formülümüz vardı. Eğer bir cisim belli bir açı kadar dönüyorsa, açıyı burada en aşağı kadar olan açı olarak kabul edersek, ve topun yarı çapına da r dersek, yayın uzunluğu r çarpı teta'daki değişime, yani bu cismin dönerken aldığı açıya eşit olur. Ama bunun topun üzerindeki her nokta için doğru olmadığını unutmayın. En yukarıdaki noktaya bakacak olursak, bu nokta hem kütle merkezi etrafında dönüyordu, hem de kütle merkezi ile birlikte ileriye doğru gidiyordu. Dolayısıyla bu noktanın aldığı yol karmaşık bir eğri şeklinde olur. Mesela şu şekilde bir yol almış olabilir. Bu noktanın aldığı yol yayın uzunluğuna eşit olmaz. Kütle merkezi ise kendi etrafında dönmediği için, çünkü kendisi zaten kütle merkezidir, düz bir çizgi üzerinde hareket eder. Bu yüzden topun kütle merkezinin aldığı yolun topun üzerinde döndüğü yay uzunluğuna eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani bu uzunluk aynı zamanda topun yerde bıraktığı izin uzunluğuna da eşit. Peki, bu bizim için neden önemli? kütle merkezinin aldığı yolla yay uzunluğunun eşit olması bizi neden ilgilendiriyor? Şu yüzden önemli, hemen gösteriyorum. Her iki tarafı da hareketin aldığı zamana bölersek bakın ne buluyoruz. Kütle merkezinin aldığı yol bölü bunun olması için geçen zaman. Bu bize kütle merkezinin hızını vermez mi? Bu da eşittir yarı çap çarpı delta teta bölü delta t olur. Ama bu ifadede açısal hıza eşit değil mi? Dolayısıyla buradan elde ettiğimiz sonuç şu. Kaymadan yuvarlanan bir cismin kütle merkezinin hızı eşittir. Cismin yarı çapıyla kütle merkezindeki açısal hızın çarpımı eder. Yani kütle merkezinin hızı eşittir. R çarpı kütle merkezindeki açısal hız diyoruz. Ve bu bizim için çok önemli bir sonuç. Bunu aklınıza tutmanızı öneririm. Çünkü bir problemde cismin kaymadan yuvarlandığı söylendiği zaman aklınıza ilk olarak V eşittir R çarpı omega gelmeli. Buradaki V kütle merkezinin hızını, omega da kütle merkezindeki açısal hızı ifade ediyor. Şimdi bu sizi çok etkilememiş olabilir. Bunu zaten önceden öğrendiğinizi hatırlamış olabilirsiniz. Önceden de V eşittir R omega diye bir formül görmüştük değil mi? Evet ama bu diğerinden farklı bir özellik taşıyor. Buradaki V, kütle merkezinin hızını ifade ediyor. Önceki formüldeki V ise cisim üzerindeki herhangi bir noktanın hızından ve merkezden olan R uzaklığından bahsediyordu. V, kütle merkezine göre olan bağlı bir formüldü. Bunu şöyle de açıklayabiliriz. Diyelim ki elimizde dönen bir beyzbol topu olsun ve merkezden R uzaklıkta olan bir noktadaki hızın açısal hıza göre ne kadar hızlı gittiğini bulmaya çalışalım. Eğer top bu şekilde dönüyorsa belli bir v hızına sahip olacak. Ama bu v hızı kütle merkezine göre olan bağıl hızı ya da eğer eksen merkezi haricinde başka bir yerde ise o eksene göre olan bağıl hızı ifade ediyor. Bu denklemde bulduğumuz şey daha farklı. Buradaki hız serimi kütle merkezinin hızını gösteriyor. Yani topun üzerindeki bir noktanın kütle merkezine göre ne kadar hızlı hareket ettiğini değil aynı zamanda kütle merkezinin ne kadar hızlı hareket ettiğini söylüyor. İşte bu formülü kullanarak kütle merkezinin hızını hesaplayabiliyoruz. Birazdan göreceğimiz türdeki problemlerde bu formül çok işimize yarıyor. O zaman biraz daha örnek soru çözelim. İlk olarak bu soruyla başlayalım. Elimizde şöyle büyük ve sağlam bir silindir olsun. Kütlesine 5 kilogram, yarıçapına da 2 metre diyelim. Etrafında ip sarılı olsun. İpin bir ucunu da tavana bağlamış olalım. Bu silindiri bir anda serbest bırakıyoruz ve silindir aşağı doğru açılarak hareket ediyor. Yuvarlanma hareketi yaparken aşağı doğru hareket edecek ve diyelim ki bu silindir hareketine 4 metre yüksekteyken başlasın. Böyle bir durumda silindir aşağı doğru hareket ederken silindir yere çarpmadan önce kütle merkezinin hızı ne olur? Kütle merkezinin o anda sahip olacağı hızı bulmak istiyoruz. Sonra da bu silindire oyuncak yoyo denmiş ama aslında tam bir yoyo değil. Yoyoların içinde bir oyuk olur ve ip de silindirin iç tarafındaki oyuk etrafında sarılı halde bulunur. Şekildeki durumda ipimizi silindirin dış yarıçapı üzerine sarıyoruz. Ve bu bizim için önemli bir durum. Çünkü bu sayede kaymadan yuvarlanma problemi olduğunu anlıyoruz. Eğer ipi yer gibi düşünürseniz, bu silindiri de yer üzerinde kaymadan yuvarlanan bir tekerlek veya top olarak hayal edebilirsiniz. Aynı zamanda silindirin hareket ederken ipe göre hareket etmediğini varsaymalıyız. Yoyunun gitgide açıldığını ancak ipin silindirin yüzeyi üzerinde kaymadığını kabul etmeliyiz. Bu varsayım da az önce elde ettiğimiz formülü kullanmamızı sağlar. Yani silindirin kütle merkezinin hızı eşittir, silindirin yarı çapı çarpı silindirin açısal hızı olur. Aynı zamanda silindirin kütle merkezinin aşağı doğru ilerlerken aldığı yol, silindirin dış tarafının aldığı yay uzunluğuna eşit olur. Ama sadece bu formülü kullanarak soruyu çözemiyoruz. Çünkü bakın, kütle merkezinin hızını ve açısal hızını bilmiyoruz. Dolayısıyla başka bir denkleme daha ihtiyacımız var. İhtiyacımız olan diğer denklemi ise enerjinin korunumunu yazarak elde edebiliriz. Soru, beni enerjinin korunumunu kullanarak çöz diye resmen bağırıyor. Öyle sonu da yazalım. Sistemdeki her şeyi dikkate alarak enerjinin korunduğunu da belirtelim. Silindir harekete 4 metre yükseklikten başlıyor. Yani başlangıçta belli bir potansiyel enerjiye sahip. O zaman başlangıçtaki enerjisine MGH diyelim. Peki bu enerji neye dönüşüyor? Silindir yere ulaştığı zaman bütün potansiyel enerjisini kaybediyor değil mi? Tabi bunun için en aşağıdaki noktayı h eşittir 0 olarak kabul etmemiz gerekir. Ama bu noktaya geldiğinde hareket edecek. Dolayısıyla belli bir kinetik enerjiye de sahip olacak. Ama sahip olduğu tek kinetik enerji öteleme kinetik enerjisi olmayacak. Silindirin kütle merkezi hareket ettiği için belli bir öteleme kinetik enerjisi olacak. Çünkü kütle merkezinin o noktada bir hızı var. Ama aynı zamanda dönme kinetik enerjisi de olacak. Çünkü kütle merkezi aşağı doğru hareket ederken silindir kütle merkezinde dönme hareketi de yapacak. O zaman buna 1 bölü 2 i omega kare de eklememiz gerekiyor. Ve soru hala çözülemeyecek gibi görünüyor olabilir. Çünkü V'nin ve omega'nın değerini bilmiyoruz. Ama burası çok önemli. Soruyu çözebilmek için bu formüle ihtiyacımız var. Bu yüzden 5-6 dakika boyunca bu formülü elde etmeye çalıştık. Bu formül V ile omega arasındaki ilişkiyi sağlıyor. Yani bu formülü enerjinin korunumu denklemi içine tek bir değişken cinsinden V ya da omega cinsinden yazabiliriz. Bu soruda omega yerine yazacağım çünkü soru bizden v'yi bulmamızı istiyor. O zaman r'yi öbür tarafa atarsak omega eşittir kütle merkezinin hızı bölü yarıçap diyebiliriz. Formülü bu şekilde kullanalım. Omega'yı yalnız bırakıp enerjinin korunumu denkleminde omega yerine v bölü r yazacağım. Bakalım nasıl bir şey elde edeceğiz. Kütle merkezinin hızı bölü yarıçap yazdık. Unutmayın. Bu ifadenin bir de karesini almamız gerekiyor. O zaman karesini de aldık. Karesini aldıktan sonra aynı ifadeyi tekrar elde edeceğiz. Kolaylık olsun diye bunu kopyalayıp yapıştırayım. Ama sağdaki bu ifadeyi karesi alınmış bir şekilde yazmalıyız. Öyleyse kütle merkezinin hızının karesi bölü yarı çapın karesi olarak yazalım. Şimdi daha düzgün görünmeye başladı değil mi? Denklem diye bilmediğimiz yalnızca bir terim var. O da kütle merkezinin hızı. Buradaki ı sizi korkutuyor olabilir. Bu eylemsizlik momenti terimi yerine ne yazmalıyız? Silindirin eylemsizlik momentine genellikle kitaptan veya internetten bakmanız gerekiyor. Bazen size bunu soruda da verebilirler. Bir silindirin eylemsizlik momenti 1 bölü 2 m. Yani silindirin kütlesi çarpı silindirin yarı çapının karesine eşit. O zaman bunu alıp formülde i yerine yazalım ve bakalım ne buluyoruz. Bunu aynen kopyalayıp hemen altına yapıştırayım. I yerine silindirin eylemsizlik momenti formülünü yazarsak, şunu şöyle biraz sağa doğru kaydırayım. 1 bölü 2, bu 1 bölü 2'yi öndekiyle karıştırmayın. Buradaki 1 bölü 2 önceden buradaydı. Bir de eylemsizlik momenti teriminden gelen 1 bölü 2 daha var. 1 bölü 2 m r kare. Buradaki r sağdaki r ile aynı anlama geliyor. O zaman burada bir r kare var, bir de burada bir r kare var. O zaman bu iki terim birbirini götürecek. Bu çok ilginç bir sonuç ortaya çıkardı. Silindirin yarıçapı ne olursa olsun durum değişmedi. İlginç bir şey daha var. Yalnızca yarıçaplar sadeleşmiyor. Bütün terimlerin içinde kütle var. Yani silindirin kütlesi de ne olursa olsun hepsi yere aynı kütle merkezi hızıyla ulaşacak. Başka bir deyişle aynı şekle sahip bütün yoyolar geri kalan her şey aynı olduğu sürece ve hava sürtünmesini ihmal ettiğimiz zaman yoyo ne kadar büyük olursa olsun veya ne kadar ağır olursa olsun hepsi yüzeye aynı hızla ulaşır. Bu çok ilginç bir sonuç oldu. Şimdi artık son olarak kütle merkezinin hızını hesaplayabiliriz. Sol tarafta yalnızca GH var. O zaman GH eşittir 1 bölü 2 çarpı kütle merkezinin hızının karesi. Artı 1 bölü 4 çarpı kütle merkezinin hızının karesi olacak. Bu da 3 bölü 4 çarpı kütle merkezinin hızının karesi edecek. Bir şeyin dörtte biriyle yarısının toplamından 3 bölü 4 elde ederiz. Eğer buradan kütle merkezinin hızını bulmak istersek, GH çarpı 4 bölü 3 yapıp kare kökünü alırız ve böylece kare kök içinde 4 GH bölü 3 buluruz. Şimdi geriye sadece sayıları yazmak kaldı. Bu da eşittir. karekök içinde 4 çarpı 9 virgül 8 metre bölü saniye kare çarpı 4 metre. Çünkü harekete 4 metre yükseklikten başladık. Bölü 3. Bu işlemin sonucunda da kütle merkezin hızını 7,23 metre bölü saniye olarak buluruz. Burada aklınızda tutmanızı istediğim bir şey var. Diğer problemler bundan farklı görünebilir ama onları da aynı bu problem gibi çözeriz. Mesela buradaki çözümü olduğu gibi kopyalayalım ve şöyle başka bir probleme bakalım. Çok kolay olacak, merak etmeyin. Elimizde yine aynı silindir olsun ve bu silindiri 4 metre yüksekliğe sahip bir eğimden başlangıçta dururken aşağı doğru kaymadan yuvarlanmaya bıraktığımızı düşünelim. Yine aynı soruyu soralım. Silindirin kütle merkezinin yere vardığı andaki hız kaç olur? Bu diğeriyle aynı problem. Diğerinden daha farklı görünse de hem içerik hem de matematik olarak aynı hesaplamaları yapmamız gerekecek. Bu silindirin başlangıçta belli bir potansiyel enerjisi vardı. MGH ve enerjinin korunumu sayesinde dönme ve öteleme kinetik enerjilerine dönüştü. Aynı şekilde eğer bu bir silindirse eylemsizlik momentini 1 bölü 2 m kare ile bulabiliriz. Ve eğer kaymadan yuvarlanıyorsa kaymadan yuvarlanan cisimler için geçerli olan formülü kullanıp omega yerine v bölü r koyabiliriz. Yine aynı şekilde bütün m'ler sadeleşecek ve aynı sonucu elde edeceğiz. Silindir yine 7,23 metre bölü saniye hızla hareket ediyor olacak. Kütle merkezi 4 metre yüksekliğinde bir rampadan aşağı doğru yuvarlandığı zaman bu kadarlık bir hıza sahip olurmuş. Toparlayacak olursak bir cismin kütle merkezinin hızı her zaman o cismin açısal hızıyla orantılı olmasa bile eğer cisim kaymadan yuvarlanıyorsa bu şekilde bir ilişki elde edebiliyoruz. Bu formül sayesinde içinde iki bilinmeyen olan denklemleri tek bilinmeyen haline getirebiliyoruz. Bu sayede cismin kütle merkezinin hızını kolayca bulabiliyoruz.